Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. İki tane villamız var. Bitişik nizam. Artık bu villalara alıştınız arkadaşlar. Biz de isteriz ki size çok farklı villalar anlatmak, çok farklı villalar göstermek. Böyle gez gez bitirememek isteriz ama yapabileceğimiz, gösterebileceğimiz imar durumu, yapılan evler bunlar. Şimdi burası müstakil girişli bitişik nizam. Arkanın girişi yan tarafta, ön tarafın girişi de burada. Girdiğimizde böyle bir bahçe alanımız var. Burası bahçe terası olarak bırakılmış. Burada da böyle küçük bir yeşil alanımız var. Şu durumu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Videonun başında fiyatını söylüyoruz. Neden? Gereksiz bir gizeme gerek duymuyoruz. Yani bir gizem yapıp da videonun sonunda fiyat bu demek istemiyoruz. Fiyatımız 1 milyon 100. Ön tarafta 1 milyon 300 denildi. Pazarlıkları mevcut. Böyle güzel, tatlı bir girişi var. Deniz manzaralı bu arada. Bak böyle gösterebilirsen denizi görür mü bilmiyorum buharlaşmadan dolayı ama deniz manzaralı arkadaşlar. Ön tarafımızda villalar yapılacak. Arka tarafın bahçesi daha geniş. Arka tarafta yol olmadığı için bunu da eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir girişimiz var. Girdiğimizde salonu açılıyor. Ana giriş kapımız. Yani çok dar bir salon değil. Çok geniş bir salon da değil. Ama bu bütçe aralığında bulabileceğimiz en iyi evlerden bir tanesi. 7 metreye 5,88 boyutlarında bir salon mutfak arkadaşlar. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Ve burada da mutfak tezgahının rengi parlak beyaz. Parlak beyaz ve granit kullanılmış. Yerde mermer görünümlü seramik. Gayet güzel. Yani genel olarak aynı diyebilirim. Bütün evler birbirine aynı zaten benziyor. Burada bir doğalgaz tesisatımız var. Otomatik panjurlu, şu an elektrikler olmadığı için panjur sistemini gösteremiyorum. Terasta ufak bir tadilat var arkadaşlar yani. Teras yapılmamış da. Teras yapılıyor şu anda. Çıktığımızda göreceksiniz. Merdiven boşluğunu da ölçelim. Adet yerini bulsun. 1.12. Orta katta iki tane odamız, bir ortak kullanım, banyo lavabomuz var. Çıktığımızda hemen karşı tarafta banyo lavabo mevcut. Burası da gayet güzel, kullanışlı. Geniş bir banyo lavabo. Devamında da iki tane odamız var arkadaşlar. Hemen odaları da ölçerek devam edelim. 3 metreye 4.17 boyutlarında kullanışlı güzel bir oda. Ortak kullanım alanları seramik. Odalarda laminat yapılmış. Burada bir balkon yerimiz var ama küçük bir balkon arkadaşlar burası. Buradan göster Muhammed buraya da çok çıkma düşme. Karşı tarafımız sağ tur denizi. Birazdan terastan daha net göreceğiz bunu. Ön tarafımızda siteler var. Bu gümüş evler sitesi mevcut orada. Eski Didim konutları var arkadaşlar. Belediye konutları. Onlar da burada. Burası da 3.78'e 4.21 boyutlarında bir oda. Güzel aslında bu kartonların olduğu yere de gömme dolap yapılabilir. Daha güzel olacaktır. Böyle bu şekilde yapılırsa çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Ev genel olarak aynı. Yani diğer evlerle birebir. Konum olarak belki biraz deniz görmesi avantajlı olabilir. Diğerlerinden farklı olarak. Burayı da ölçmek istiyorum. Burayı da ölçelim. Burası da 2.78. Bu şekilde 2.78. Hatta buradan ölçelim. 2.78'e 1.50. Üst koridor boşluğu. 2.78'e 1.50 arkadaşlar burası. En üst katta bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Bir tane de odamız mevcut. Merdivenden çıktığımızda karşı tarafta çok güzel banyo lavabomuz var. Şimdi buranın seramik seçimi çok güzel olmuş. Keşke aşağıda böyle olsaymış. Gerçekten çok şık duruyor. Renk harika. Bizim Akbük'teki inşaatta da bu renk kullanılmıştı. Yan tarafında da arkadaşlar bu villanın en geniş odası mevcut. Burası da 4.47'ye 4.19 boyutlarında bir oda. O da gayet geniş. Burada bir yatak başlığı yapılmış. İstenirse buraya yatak konulabilir ama bence şimdi bu tarafa yatak başlığı yapılmış. Ben çok dikkatliyim bu konularda arkadaşlar. Şimdi beni yanlış anlamayın ama buraya yatak başlığı yapılmış. Ama iki tane priz buraya bırakılmış. Yani
Yatak başlığıyla bunun yeri çok farklı. Şimdi yatağı buraya koysanız simetri olarak burası gözünüze çarpacak. Yatağı buraya koysanız priz eksik. Yani bu biraz farklı olmuş. Keşke bu tarafa koysalarmış yatak başlığını. Daha güzel olabilirmiş. Zaten cama karşı olur yatakta. Burası da bu şekilde olabilirmiş. Ama güzel yani. Değiştirilebilir onu. Müteahhit firmaya söyleriz. Değiştirirler. Belki onu fark etmediler bile o yanlışı. Amacımız sadece ev tanıtmak değil arkadaşlar. Eleştiri de yapmak tabii. Sonuçta insanoğluyuz. Hatalarımız olacak. Hatalar olacak. Belki unutulanlar olacak. Biz buradan söyledikçe tabii ki müteahhit firmalar da izliyor bizi. Onlar da sizin yazdığınız yorumlara dikkat ediyor. Özellikle bunu söyleyeyim. Yazdığınız yorumlara çok dikkat ediyorlar arkadaşlar. Buna göre de artık inşaat kalitesi de artmaya başlıyor. Bir nebze bir faydamız oluyor. Burası yeni yapıldı arkadaşlar. Duş tarafı. Şimdi burası tamamen kapatılacak. Üstümüz, sağımız, solumuz kapatılacak. Karşı sağ Tur Denizi. Karşı sağ Tur Denizi. Tabii denize yakın mı? Uzak. Çok yakın sayılmaz. Buradan maksimum 3 kilometre diyelim. Altınkuma'da 5-6 kilometre diyelim arkadaşlar. Ön tarafımızda güzel. Burada yerleşim yerleri mevcut. Zamanla yapılacak yerler var. Projelendirilmiş yerler var. İnşaat devam eden mesela bak burayı göster. Burada bir taş ev tanıtmıştık geçenlerde. Orası da satıldı. Onlar var. Yani yapılan yer çok arkadaşlar. Çokça villa yapılıyor. Bu sene çok yapıldı. Seneye de projeler var. Yani seneye konut yönünden hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Yeteri kadar konut elimizde olacak. Bunu da söylemiş olurum ama fiyatlar yerinde durur mu? Durmuyor. Fiyatlar yerinde durmuyor arkadaşlar. Sürekli yükseliyor. Arsa fiyatları artıyor. Maliyetler artıyor. Haksız kazanç artıyor. Bunu da söyleyeyim yeri gelmişken yani. Sonuçta belli maliyetler ve arsa fiyatları arttıkça insanların kazanç hırsı da büyüdüğü için fiyatlar da artıyor arkadaşlar. Yani birbiriyle orantılı. Herkesi kapsamıyor tabii. Kimse üstüne alınmasın. Gayet güzel bir yer burası. Fiyat olarak da uygun. Gerçekten uygun. 1 milyon 100 bin TL, 1 milyon 300 bin TL alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.